Kaşık düş. Düşmüyor değil mi? Çünkü ben Türkiye'de doğdum. Sezen Aksu bu. Siz bilmiyorsunuz değil mi Sezen Aksu'yu? Barış Manço, onu da bilmiyorsunuz. Ama bunları öğreteceğim ben size yavaş yavaş. Nasıl oynayana? Oh. Ha, bütün dünyadaki herkes Türk donanmasını tanıyor ama dünyadaki insan... Yeah. Hayvanlar sever bu hareketi. Bay bay. Bu ben sevimliyim demek, tatlıyım demek. Hep böyle yaparlar. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Herkese selamlar. Çocuklarla video istediniz. Görüyorum yorumlarda. Abi diyorlar, Rıfat diyorlar, çocuklar nerede diyorlar. Çocukları göster bize. Alın size çocuklar. Onlar şu anda Taipei'nin en önemli, en ünlü, en eski, en tarihi. Aklınıza gelebilecek ne varsa hep en olan bir tane eğlence merkezine götürdüm. Çocuk parkı burası. Birazdan içeride size tarihini anlatacağım. Hemen içeri girelim. Çocuklar bekliyorlar. Görüşürüz. Buranın ismi Taipei Sili Ertong Liyuan. Bugün de tam tatil, pazar günü. Bir de 4 günlük tatil başladı Tayvan'da. O yüzden içerisi doldu da doldu. Şuradan şimdi bir yere girelim. Hemen biletimizi alıp başlayalım gezmeye. İçerisi acayip kalabalık. Ben şimdi buradan tam gün bileti alacağım. Normalde yoyo kartlar var Tayvan'da. Bu şekilde bir kart var. Bununla her yere gidiyorsunuz. Metrolar falan, marketlerde birçok yerde kullanıyorsunuz. Bununla da girilebilir ama ben bilet alacağım. Ni hao. Wokei mai chenpia liang ma. A few minutes later. Ayvayı yedik arkadaşlar. İçerisi acayip kalabalık. Az önce bilet alacaktım. Dedi ki hiç bilet alma dedi. Çünkü bekleme süresi dedi 30 dakika ile dedi 50 dakika arası değişiyormuş. Burada bir tane gence denk geldik. Kova sanatçısı. Show yapıyor. Bakın şu size gösterdiğim yer var ya. İnsanlar burada atlı karınca bekliyorlar. Abi çok kalabalık ya. Bir de bana orada ne sallıyor? Sıraya girmiş. Güneş de var. Gördünüz mü? Tayvan'da insanlar acayip sıraya girerler. Felaket. Yani şurada sıra var. Yemek de var deyin. Güzel olsun biraz yemek. Adam hiç korkmaz. O sıraya girer. 2 saat bekleyeceğin deyin bekler. Güneş olsun bekler. Kar yağsın bekler. Fırtına gelsin bekler. Türk görür sırayı kaçar. Ben girmem. Bilmiyorum siz girer misiniz ama ben girmem. Şu anda amacım çocukları buraya sokmak. Vallahi sokabildiğim kadar burada girip oynasınlar. Ben de biraz size anlatırım, etrafı gösteririm bir şekilde bu videoda. Olur ya, olur. Yaparız bu videoyu. Sıkılmazsınız. Ben varım. Rahat olun. Bakın kartı buraya koyuyorsunuz. Buna kodup içeri giriyorsunuz. 250 NT tuttu. Yani 8 dolar biz üçümüz. Mekanın içine girdik. Köpük partisi var burada. Ana yerler bir kayıyor. Allah, zaten ondan uyardılar demek ya. Az önce diyorlardı. Dikkat edin yerler çok kayar diye. Geçin bakalım şuraya. Gir bakayım içine, gir içine. Gir içeri. Ortasına gir. Gir ortasına. Ekim ortasına gir. Gir ortasına. Tamam yap, bir çek. Elini çek oradan. Bu ne şimdi? Aa. Vay diye alalım. Şey. Göbe. Bu bozukmuş ya. Bugünkü video hakkında görüşlerinizi çok merak ediyorum. Canınız mı sıkılacak? Çocuklarla beraber siz de eğlenecek misiniz? Ya da abi ne işin var orada? Kafayı mı yedin mi diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Olsun. Bu da güzel bir video olsun. Hatıra olsun. Eşime az önce mesaj attım. Dedim ki iyi ki gelmedin. Ben dedim yat. Dinlen. Ortam dedim çok felaket. Acayip kalabalık. Bir de burası ünlü bir yer biliyor musunuz? Vallahi 100 yıla yakın bir şeyi var. Geçmişi var ama tabii 100 sene önce böyle değilmiş. 1937 senesinde burayı Japonlar daha başka bir yerde ilk önce kuruyorlar. Ondan sonra Japonlar buradan ayrıldıktan sonra o mekan devam ediyor. Ta 2000'li yılların başına kadar. Daha sonra diyorlar ki orada bir tarihi eser falan mı ne bulmuşlar? Nehire zarar vermesin diye oradaki o parkın. Parkı buraya taşımışlar. Zaten arada da mesafe 2-3 kilometre falan. Daha sonra bu mekan bu olduğu yerde kalmış ve gelişmiş. Geliştikçe de işte bu hale gelmiş. Her sene yeni bir şeyler ekleniyor. Bayağı güzel bir yer. Yani birçok Tayvanlı'nın hatırasının olduğu bir yer. Eşim falan buraya hep şey diyor. Küçükken onun annesi babası, onlar da tabii rahmetli oldu. Getirirlermiş onları. Burada oynarlarmış. Bu arada benim çocuklar kayboldu. Ha buradalar, buldum. Evet buldum. 30 dakika zamanımız var. Pinci beğendin mi? Pinci beğendin mi? Yap köpük. Havaya yap.
Hep oraya kaldır. Olmadı. Biraz daha. Bir tane daha böyle. Hala yapıyorum. Hızlı kaldır şimdi. Hello. Hello. Evet. Biz de. Olsa ufam. Tam o. Çocuklar hemen arkada oynarken size biraz mekanı göstereyim. Yan taraf Bilim Müzesi. Buraya gelip yine böyle çocukların eğleneceği bir şeyler bulabiliyorsunuz. Bilimle ilgili güzel atraksiyonlar var. Burada Crazy Bus denen bir tane yine bir atraksiyon var. Ve çocuklar sever böyle şeyleri. Büyükler için en böyle sizi heyecanlandıracak gondol var. Türkiye'de küçükken gondola ne binerdik ya? O zamanlar bir de ben küçüğüm. Şey çalıyordu. İzzel Çelik Ercan falan vardı o zamanlar. Bir de ona bir şarkısı var ha. Ara ara belki de bulursun gün. Öyle bir şarkısı var onların. Ara ara belki de bulursun gündüz gece yalvar yakar olursun. 90'lı yıllar. Gondolu gördük mü baba derdik. Baba derdik biz de bineceğiz. Bir binerdik ondan sonra kusanlar, ağlayanlar, bağıranlar. Alın size Tayvan gondolu arka tarafta. Ama bir saat beklemek lazım. Neyse biz beklemiyoruz. Ben yine size etrafı göstereceğim, anlatacağım. Belki yukarı çıkacağız. Türk dondurması satıyorlar yukarıda. Satıyorlardı. En son bilmiyorum. Balon var, Burger King var. Bir şekilde zaman geçireceğiz ya. Bu videoda böyle olsun. Ne olacak? Yaz zamanı bu içinden geçtiğim yer var ya. Oradan su fışkırtıyorlar aşağıya. Çocuklar böyle burada koridor gibi suyla oynuyorlar. Ya burası da güzel be. Bir sürü köpük var. Yalnız dikkat edin. Ayağınız bir kayarsa kafayı yararsınız. Çat gitti. Hele ben de kabak kafayım. Böyle karpuz gibi yarılır. Şık. Nerede bizimki? Ha burada. Çocuklar beğendiniz mi burayı? İstiyorsanız çıkalım buradan. Çıkalım mı? He. Oo geliyor 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 gider. Oo uçtu. Hoş geldin güle güle gibi bir şey oldu ya. Girdik çıktık. Anlamadım yani. Neyse. Oğlum ey babay babay. Fanlar da diyor ki niye girdin niye çıktın? Abi çocuklar eğlenmedi. Öteki yerlerde daha beter. Ha burada şey var bak bunda eğlenirler herhalde. Palyonço var. Palyonço balon yapıyor. Bakın. Yine bir fan duydu. Benim sesimi duydu. Fan böyle ufum ufum diyor. Efendim. Alacağım babacığım alacağım. Önce bir gezelim. Önce bir gezelim alacağım. Ne istiyorsunuz? Alacağım babacığım alacağım. Çok sıra var orada bekleyin. Ne istiyorsun? Dönme dolap. Ne var? Dönme dolap. Dönme dolap ama orada çok sıra vardı. Abi kırdım kafayı geçeceğim sıraya ya. Ne yapayım? Hiç geçmesek bu sefer zaten sıra gelmeyecek. Bir de sanki bir an böyle boşaldı gibi bir durum var. Hani boşalması bile göz korkutuyor ama tamam ya. İnce. Tamam olur. Ekim'de kardeşe ince diyor. Kendi başına hareket edince ince yapıyor. Ne yapıyorsun sen az önce kardeşine? Şimdi ince böyle kaymak yiyorum. Ne yapıyor? Ne yapıyor az önce? İnce mi diyorsun? İnce. Tamam kaybolmayın, kaybolmayın. Evet, aferin böyle abla olacaksın. Değil mi? Kendi başına gitmeyecek. Az önce 150 kişi vardı, şu anda rahatız. 149 kişiye düşmüş. Ne oldu, buna binelim, bekleyecek misiniz? Bekleyelim biraz, yoksa hiç binemeyeceğiz. Tamam ya, bir yaklaşık bir 2,5 saat sonra sıra bize gelir, beklediğimizde değer mi acaba? Ya biniyorsun, 1 dakika falan sürüyor. 1 dakika, 2 dakika. Olsun olsun. Yarım elime gönül alma, çocukların gönül olsun. İnci görebiliyor musunuz? İnci de şurada. İnci. Kalk kalk ayağa kalk ayağa kalk. Ayağa kalk kızım. Dur. Kalk ayağa. Neye maske taktın? Maske ne taktın? Bu arada size ilginç bir bilgi vereceğim. Dikkat edin çevreme bakın. %90 hep maskeli. Uzak doğuda bu maske olayını hep seviyorlar. Hiç bırakmıyorlar. Pandemiyle zaten bu maske artık yapıştı. Organ gibi oldu. Hani adam onunla uyanıyor. Öyle bir duruma geldi. Bir de zaten Tayvan'da falan hep maske takarlardı. Öyle örnek veriyorum. Adam nezle olmuş maske takıyor. Güzel bir şey aslında. Yanındaki adama bulaştırmamak için. Sınıfa gidiyor mesela öğrenci. Sınıftakilere bulaştırmamak için maske takıyor. Fakat pandemiden sonra herkes maske takıyor. Ya rahat olun biraz bırakın diyoruz. Biz Türk mantığıyla düşünüyoruz. Ben Türkiye'ye gittiğimde yine pandemi falan vardı ama millet. Abi hiç. Adam göğsünü açmış diyor ki gelsin virüs diyor. Kafa atacağım diyor. Tayvan'da öyle kafa atmıyorlar. O yüzden bakın %90'ı falan hep maskeli. Bizde de inci taktı maskeyi. O da eğlencesine oyun için takıyor. Evet başlıyor şu anda. Atlı karınca başlıyor. Yaklaşık 1 veya 2 dakika sürecek. Zaten
herhalde şu ayak bittikten sonra sıra bize gelebilir. Bu ayak gelmese de ikinci ayakta kesin bizde sıra. A few minutes later. Bakın serinletici su basıyorlar. Gördünüz mü? Bayağı da serinledik ha. Su çok güzel geldi. Değil mi? Nasıldı? Güzel mi? Serinledin mi? Evet. İnci, sen ne yapıyorsun kızım? İyi misin? Göster bakayım. Nasılsın? Babacığım. Efendim, oraya ne oldu? Aşağı. Ne oldu? Beklemekten sıkıldın galiba. İnci'nin de hareketi şu. Bir şey severse böyle yapıyor. Sevmezse böyle yapıyor. Roma İmparatorları vardı ya zamanında. Şöyle yapınca gladiyatörü indiriyorlardı kafasını falan. Bizimki de Roma İmparatorcu çat yaptı. E tabi insan çok. Böyle yapacak normal. Neyse bize sıra geldi arkadaşlar. İkinci tur. Hemen binelim. Biraz eğlenelim. Ondan sonra gözümüzü açalım bakalım hangisine bineceğiz. O bu arada gondol uçuyor ha. Bakın size gondol gösterelim. Wow. Bunun da Çince ismi Haiyang Donguyuan Ocean Carousel. Bu atların olmadı atlı karınca. O nasıl oluyor? Okyanus hayvanlarına yapmışlar. O yüzden adını da Okyanus Karuseli koymuşlar. Okyanus karıncası. Okyanus karınca. Şimdi bak Türkçe'de çok tatlı geliyor değil mi? Böyle bir çevirince başka bir dünyaya geçtik. Örsük ayma. Keşi. Evet arkadaşlar bunu kartımızı geçirdik. Evet girin içeri gir. Sıra bize geldi. Koş. of. Su basıyorlar şu anda. Hemen suların arasından girelim içeriye. Girin bakalım girin. Koş. Bir tane yer var. Son bir tane yer var dedi. Kahve bardağı. Dedim kahve bardağı olsun ne yapalım. Neyse tam kahve bardağının yanına geldik. Oh. Şurada bir tane boş var. Hemen küçüğü attım oraya. Ekim'i de önde bardağın içine koydum. Diğer bir aileyle beraber. O şekilde zaman geçecekler. Ben de kenardayım böyle yanda. Benim için de para aldılar ha. Dedik ki içinde beklersen dedi bir 20 enti alırım. Al dedim reis al. Efendim canım. Yok ben onu tutmayacağım. Bu arada senin bindin ne ya böyle? Bu ne? Ahtapot mu? Bu ne bu ya? Bu ahtapot galiba. Evet. Sıkıntı dön. Arkadaşlar. Şurada kalırsanız bedava. Şuraya geçersiniz 20 enti. Alın size atlı karınca. Atı olmayan, karıncası da olmayan bir karusel. İnci çok şanslı. İnci güzel denk geldi. Sen orada gelin. Ne bu ya bu? Beğendin mi? Olsun idare eder ya gene biniriz. Bilmedim. Ulan orada boş varmış bir tane bak görmediler değil mi? Çünkü ona o böyle oynuyor. Sadece böyle gidiyor. Ha. Bakın şurada bir tane fok var ama o hiç oynamıyor. Evet oynuyor. Bakın bu aşağıya yukarı görüyor musunuz? Bu incinin bindiği bir aşağıya gidiyor bir yukarı çıkıyor. Bir de hiç hareket etmeyenleri var. Şuradaki mesela fok balığı hareket etmiyor. Ya. Ben oldum karınca. Herkese selam yapıyorum buradan. Hello. Aynı ya. Efendim babacığım. Bir daha binmek istiyorsan kızım bu sıraya tekrardan girmek zorundasın. Evet. Evet dedi. Şu sıraya bak. Sıra gene aldı başını gitti. Yok arkadaşlar yok. Tamam bir kere bekledik sırada. Şimdi başka yere gideceğiz. Bu da çok güzel ya. Suyun içerisinde böyle çarpışan arabalar. Ama sıra burada bakın. Efendim. Ne var orada? Çok sıra var, çok. A few minutes later. Şurada bir tane alet var. Güzel. Böyle yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Ufaklarından, çocukların binebileceği bir şey. Ama yanından geçtiğimizde sıra. Abo. Arkadaşlar sıraya bakın, bakın. Hala sıra. Bu bir de şey gibi de değil, atlı karınca gibi değil. Atlı karınca bir boşalıyor. En az 40-50 kişi biniyor. Allah şuna bakın. Bu çok kötü ya. Buna hiç. Çocuklar hiç buna binmeyelim. Gelin ben size dondurma falan alayım. Çok sıra var. Aşırı. Of sıraya bakın ya hiç buna. Ekim buna binmez babacığım. Hiç buna uğraşma. Ey ne ya. Ekim hiç buna uğraşma babacığım. Buna binmez. Normalde şu aleti binmek istedik ama acayip sıra var. Binemiyoruz. Şu da çok güzel. Yukarıdan size göstereyim parkı. Gel. Bakın bu gondol sırası görüyor musunuz? Şöyle komple ta arkaya kadar gidiyor gondol sırası. En az 100 kişi var. Abi çılgın millet ya. Ciddi millet çılgın ya. Nasıl sırada bekliyorlar hiç anlamıyorum. Yani ben hiç sırada bekleyecek biri değilim. Karakter olarak da değilim. Hani duramıyorum ben sırada. Baksanıza şu aşağıya. Sıraya bakın. Hep sıra. Komple sıra ta böyle gidiyor.
Bakın yine burada bir şeyler var. Araba falan kullanıyorlar. Biraz daha erkek çocuklar sever. Burada tank kullanıyorlar. Tanklar var bakın. Görüyor musunuz? Tank var. Tank kullanıyorlar. Tanıştırayım arkadaşlar. Dönme dolap sırası. Bakın. Bir de dönme dolap yavaş yavaş gidiyor. Dönüyor böyle. Böyle dönüyor. İşte sıraya bakın. Hiç gelmez bu. Boş verin ya. Dönme dolabı. Biz Türk dolması yeriz. Alın size Türk dolması. Hem de şovlu mu oldu ha? Satan da tanıyorum ha. Ama tabii sıraya girmezsek bizi haber yaparlar yarın. Şuradaki insanlar Türk dondurması için bekliyorlar. Bir de bizim dondurma biliyorsunuz hep oyun var ya. Normal dondurma için bu kadar bekliyorsun. Türk dondurması için 2 saat bekleyeceksin. Oyunu da yapacak sana. Zaman geçecek. Fan geldi fan. Fotoğraf çekelim gel. Hay. Yeah. Sen gel. Fanları kırmak olmaz. Türkiye'ye geldiğin zaman da sizlerle fotoğraf çekeceğim kısmet olursa, denk gelirsek. Ne oldu, ne var? Evet, koy ya, hayır, hayır. Gelin bakalım. Hani? 2, 3. Yeah. Şeşe, elde böyle olacak. Tayvan'da seviyorlar şeşe. Bu, hello. Hayvanlar sever bu hareketi. Bay bay. Bu ben sevimliyim demek, tatlıyım demek. Hep böyle yaparlar. Ben de alıştım, ben de böyle yapıyorum. Allah biriyle falan çekildik, arkası geliyor. Hay, faycal. Hay, hay, mevati. Evet arkadaşlar, şimdi sıra benim için oluşmaya başladı. Ben de yandan yandan kayıyorum ha, sıra kaçmasın diye. Kıyma, lay 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 lay. Kıyma, kıyma. 1, 2, 3, oh yeah. 2000 years later. Hanımefendi de eşine kızıyor, iyi çekim ediyor. Tamam ama papayı bu halde öyle. Ben iyice. Bay, o gün ipayca. One eternity later. Bu arada ben fotoğraf çekerken Türk dondurmasına yaklaştık. Tarkan çalıyor. Telif yeriz birazdan. Bu video kesin telif yer burada. Müzik bol. Sızmış günler gibi. Hüzün gitmez. Sezen Aksu şarkısı değil mi? Seneler oldu dinlememişim. Bu arada arkamda da Burger King var. Az önce şöyle biraz baktım. Fiyatlara genelde 4 Amerikan dolarından başlıyor. 5-6 Amerikan dolarına kadar bol bol yiyecek alabilirsiniz. Fiyat ucuz Tayvan için. Çünkü ben Türkiye'de doğdum. Sezen Aksu bu. Siz bilmiyorsunuz değil mi Sezen Aksu'yu? Barış Manço? Onu da bilmiyorsunuz. Ama bunları öğreteceğim ben size yavaş yavaş. Söyleyeyim mi size bu şarkıyı? Benden selam söyleyeyim bütün aşklarıma. Bunu değmeyin darıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Kızım ben mutlu bir insanım, neden şarkı söylemeyeceğim? Mutlu insanlar şarkı söyler. Ama dondurma bitmez. Bitmez dondurma. Türk dondurması hiçbir zaman için bitmeyecek. Bir sürü dondurma satıyorlar. Allah, arkadaşlar keyfim yerime geldi. Vallahi dans edesim geldi. Türkçe şarkı başladı ya. Açın ha. Yusufan. Sordum az önce, dedim ki fiyat 50 entimi, dedim 70 olmuş. Normalde 50 entiydi. Yani ne kadardı? 1.6 Amerikan dolarıydı. Şu anda 2.6 Amerikan dolarına çıkmış. Hayvanlar çok severler dondurmayı. Bakın arkamda yiyorlar. Az önce sıraya geçtim. Para ödeyeceğim. Abi sağ olsun diyor ki senden de para almayacağız. Ya mahcup oluyorum. Ne yapalım? Ismarlayacağım dedi. Tamam dedim ben de. Diğer tarafa geçtim şimdi. Bu taraf para ödediğiniz sıra. Parayı ödüyorsunuz. Tekrardan yandaki sıraya geçiyorsunuz. Ben de uzatmadım. Tamam dedim. Teşekkür ederim dedim. Birazdan kendisine de teşekkür ederiz. Bunu da size küçük bir bilgi olarak vermek istedim. Çünkü buradaki yaşayan birçok Türk arkadaş böyle tezgahlar açıyorlar, lokanta açıyorlar. Ben hep para ödemek istiyorum. Çoğu zaman da ödüyorum ama böyle bazen diyorlar bizden olsun. Tamam diyorum ben de. Allah razı olsun. Nasıl oynayama, nasıl oynayama, nasıl oynayama. Ah, ah benim güzel kızım. Merhabalar. Ne istiyorsun? Hangisinde? Hangisinde? Çikolatalı. Maşallah. Türkçeler iyi misin kızlarım? Çok iyi, çok maşallah. Nasılsın abi? Teşekkür ederim tekrardan. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de sağ olasın. Hoş durmadı. Nasıl işler, iyi ama bayağı kalabalık baksana. Şükür. Bu
Onlar onlar güzel. Vay güzel güzel. Hop. Al kızım kaç hemen kaç hemen ona Pinokyo oldu seninki. Al hemen kaç kenara. Alacağım alacağım alacağım. Abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Ben yemişim abi. Yok ben yemişim abi. Ben çocuklarla beraberim. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Haberleşeceğiz yine. Çok sağ ol. Eksik olma. Kolay gelsin. Ben de çocukların külahını yiyorum. Hazır çıktık ya. Müzik de yok. Anlatayım biraz size şu Türk dondurması hikayesini. Tayvan'da Türk dondurması acayip tutuluyor. Biz buraya geldiğimizde 2006 senesinde gelmiştim. O zaman tabii bilmiyoruz. Hep bana soruyorlar, Türk dondurması, Türk dondurması yapabiliyor musun, edebiliyor musun? Ya ben dedim, nereden bu kadar Türk dondurması bu insanlarda? Meğerse gece pazarlarına başlamışlar. Mert'in videosunu izlediyseniz bileceksiniz. Daha önce bir abi vardı, onunla biraz röportaj yapmıştım. Bizim Kemal abi. Ben de o abiyle bir video çekeceğim. Hatta özellikle daha önce gideceğim, size Türk dondurmasını anlatacağım, onun hikayesini anlatacağım. Bu videoda biraz bahsetmek istiyorum. O yüzden gece pazarlarında Tayvan'da çok satıldığı için insanlar bilirler. Türk dondurmasının hikayesi bu. Tuğçe Binçil'in bir de Türk dondurması isimli bir şarkı var. Şarkıdan bir parçacık size dinlettim. Çok fazla koyamıyorum telif yüzünden. Bu şarkıyı yapan kişi de Joe Jiyeol'un dedikleri bir şarkıcı. Çok ünlü. Aşırı ünlü. Yani uzak doğuda özellikle Çince konuşan coğrafyada bir numaradır. Yıllardır insanları eğlendirir. Çok da güzel şarkılar söyler. Çok büyük bir isim. Milyonlarca takipçisi var. Onun yapmış olduğu bir şarkı. Klibi de güzel. Hatta klibinde oynayan adam da Jeremy Lin. Biliyorsunuz bir aralar NBA takip edenler daha bileceklerdir. Linsanity olaylarıyla çıkmıştı. Her maç böyle bir 20-30 sayı atıyordu. Öyle Linsanity takmalarına taktılar. Jeremy Lin. Onunla beraber oynamışlardı. Türk dondurması anlayacağınız buralarda baya baya ünlü. Yani benim kadar ünlü. Ya ben ya dondurma. İkimiz kapışıyoruz. 5 minutes later. Babam hep rahmetli şey yapardı. Ver bakalım derdi, kenarından bir ısırayım derdi, en güzel yerinden. Verirdik, hart diye ısırdı. Şimdi sıra bende. Versene kızım, bir küçücük ısıracağım, çok az. At. Ha. Çok güzel ya. Bir anlat bakalım Türk dondurmasını Ekim. Türk dondurma çok yapış, hiç düşmüyor. Düşmüyor değil mi? Bir de hep böyle böyle yapıyorlar ya, kandırıyorlar. Evet. Seviyor musun sen Türk dondurmasını? Ve dondurma sadece kandırmıyor. Bana böyle yapıyor. Aa burnuna mı değdirdi? Evet. Sen de burnuna değdirdi mi? Hayır. Ona değdirmedi. Ona Pinokyo yaptı az önce. Evet. İnci bir şey soracağım. Babanı mı çok seviyorsun Türk dondurmasını mı? Türk dondurması. Sen? Türk dondurması. Neden beni Türk sevmiyorsun? Dondurma. He? Güzel değil mi Türk dondurması? Ama ben de onun gibiyim. Tatlıyım, ünlüyüm. He? Bu ünlü. O mu ünlü? O benden ünlü mü? Evet çok ünlü. Herkes biliyor dondurma. E beni de herkes tanıyor. Ufong diye herkes tanıyor. Ben de hepsi koca. Hepsini koca. Ha bütün dünyadaki herkes Türk dondurmasını tanıyor ama dünyadaki insanlar beni tanımıyor. Sadece Tayvan'dakiler tanıyor. Seni seni seni. Nasıl yiyorsunuz ama dondurmayı? Hadi bakalım be. Nasıl? Öyle değil mi? Böyle yapıyorsun. Yani ya, yani ya. Güzel zaman geçirdik ya. Aslında istiyorum her oyuncağı bilsinler oynasınlar ama tabii sıra sıkıntısı var. Olsun ya burası bittikten sonra şimdi alacağım çocuklar aşağıya. Aşağıda şey var. Baloncular var. Çocuklar balonları çok seviyorlar. Bir onlara balon falan yaptıralım. Bir şekilde eğlensinler. Ya zaten gene geliriz. Bizim mahallede bu mekan. Gene geliriz. Kalabalık olmadığı bir zaman geliriz. Bu sefer eğlenceli oldu. Hani tamam çok hepsine binemiyoruz ama önemli olan çocukların burada zaman geçirmesi. Hatıra olması. Bir de video çekiyorum. Bu videolar mesela hiç izlenmese bile benim için hatıra. Bundan 10 sene sonra bu videonun anlamı daha da büyüyecek. Şimdi şu kızcağıza baksanıza. 4 yaşında. Ben bu daha bunu 4 yaşında nerede bulacağım? Bulamayacağım. Bu video İleride bakacağız 15 sene sonra diyeceğim bak sen 4 yaşındayken gitmiştik dondurma yemiştik. Aslında benim video çekmemin amacı da buydu Çince kanalımda. Şimdi Türkçe'ye başladık o da daha da güzel oldu kendi ana dilimde konuştuğum için. Yine geldi bu dondurmacı ya. Yalnız siz fazla dondurma yiyorsunuz. Hadi aşağı gidelim de size balon alalım tamam mı? Hadi. Hadi balon alalım. Aa, yine ben fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Daha ankağı ya.
Alkışlıyorum parkı. Park kesimizi burada sonlandırıyoruz. Hemen gidiyoruz çocuklara. Balon alıyoruz. Nereye nereye? Hadi gelin, hadi gidin. Balon almaya gidiyoruz. Balon almaya. Biz küçükken baloncular geçerken onların bir aksanı vardı. Baloncu derdi, böyle uzun yapardı. Allah, balon var, bir de şey var. Pamuk şekeri var. Tam şey oldu ya. Finish yapacağız. Finish'im var ya Mortal Kombat'ta. Tam şimdi finish yapıyoruz şu anda olayı. Aa, Ekim şey istedi. Hangisi istiyorsun, balon mu? Ekim kelebeklisinden istedi. Ni hao. Ni hao. Zi tuo Dua ya, zi tuo xia qian ne? Zhe ge 120. 120. Bunlar 4 dolarmış. 4 dolar satıyorlar. Okay. Bunu mu istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Ben bunu. Tamam. Bunu. Tamam. Okay. Tamam. Ni hao. Sen hangisini istiyorsun? Bunları ben de yeni gördüm. Böyle bağlanıyor. Çocuklar seviyor herhalde bunları. Böyle kelebek gibi arkanızdan kanatlar çıkıyor. Bir de şöyle balonlar var. Bunların da fiyatı hemen hemen aynı. Bu şekilde eğlenceyi tamamlıyoruz. Şu balonu aldık ama bu balonun pek bir olayı yok arkadaşlar. Takıyorsun sırtına. Neye benziyor ben de anlamadım. Yani hemen çocuk taktı, baktı, o da tam istediği gibi olmadı. Beğenmedin galiba. Ben bunu. Rüzgar var, rüzgar var. Oldu mu sen? Sen oldu mu? Ah tamam, harika. Hadi bakalım. Hadi gelin, bir de size şey alayım buradan. Tamam ondan da hocam gel. Sevgili dostlar, video burada sonlanıyor. Balonlar alındı, oyunlar oynandı, pamuk şekerleri alındı. Daha ne olsun, değil mi? Ne diyorsunuz burada babaya? Şu anda ne diyorsunuz? Rica ederim, sizi çok seviyorum. Ay ne var? Tamam kızım. Sizleri de seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir aile videosu oldu. Eşim ne yazık ki katılamadı. Çok istiyordu. Başı ağrıdığı için onu evde bıraktım. Ben ilgilendim çocuklarla. Sizlere paylaştım. Bu tarz videoları seviyorsanız ben yine bol bol size bu tarz içerikler yaparım. Tayvan'da gidecek yer çok. Biliyorum bazı arkadaşlar çok fazla şey istiyorlar. Sahil, biraz daha böyle manzara. Onları da çekeceğim aklımda. Bütün yazdığınız yorumları okuyorum. Hepsine tek tek cevap yazamasam da en azından kalp atmaya çalışıyorum. Siz yine eksik olmayın. Yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi paylaşın. Kanal gerçekten uçmak üzere. Hani havalanan uçak vardır ya, böyle o şekilde geliyoruz. Daha da güzel olacak. Abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Çocuklar şu anda bunu yemek istiyorlar. Ben de onun bir tanesini açayım. Yavaş yavaş ye ye evimize gidelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Açtım. Açtın mı? Hadi o zaman hemen yiyelim. Peppa Pig. Sen de kelebek mi oldun? Haydi bakalım. O bitti, bitti, bitti. Hadi götürün. Bir, iki. Hayır, böyle gibi yiyeceğiz. Öreyin. Hadi.